Balbay bu bölümde bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi bu noktadan başlayalım. Siyasetin gündeminde konuşulacak başka başlıklar da var elbette ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyasi yasak getirilmesi talep edilen bu davayı konuşmaya devam ediyoruz elbette. Minderin dışına atmaya çalışıyorlar diyor Murat Emir ve aynı zamanda ateşli oynuyorlar yorumunu yapmış oldu. Şimdi siz baktığımızda tabii geçen hafta da konuştuk bu konuyu. Geçen haftadan bu haftaya ne değişti? Hangi noktadayız Sayın Balbay siyasi yasak davası ile ilgili olarak? Şimdi Bilge Hanım, geçen hafta Ceyhan Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyaset yasağı getirildi. O dava ne ise bence sonuç itibariyle İmamoğlu için de o düşünülüyor. Bence bunu hani dur bakalım ne olacak diye Aziz Nesin'in bir meşhur öyküsü vardır. Yani adım adım giderler, herkes dur bakalım ne olacak derler. Halbuki ne olacağı gidiyordur olaylar. Şimdi Kadir Aydar, Ceyhan Belediye Başkanı, Aydar ailesi Ceyhan'da işte belli işler yapan, genel anlamda hani hayatın içinde bir aile. O aile ile ilgili bir dava oluyor ve 5 kişi yargılanıyor. Beşine yönelik suçlamada eşit, hepsi beraat ediyor. Sadece Kadir Aydar'a siyasi yasak alacak kadar ceza veriyorlar. Yani o kadar kör kör gözün parmağına, o kadar hukukun sopa gibi kullanıldığı, o kadar keyfi kullanıldığı, o kadar benim dediğim hukuktur dendiği bir durum ki Adana İstinaf Mahkemesi'nin 3 üyesinden en kıdemli olan böyle bir dava olmaz diyor. Hatta muhalefet şerhi koyuyor. İki kişi ceza veriyor ve o cezayı veren iki kişi de kısa bir süre önce değiştirilen kişiler. Yani gerçekten ben bunları anlatırken bile Bilge Hanım, ya hangi ülkeden bahsediyorum diye düşünüyorum. Peki tabii yani, Sayın Balbay, ben araya girip müsaade ederseniz şunu da soracağım. Ya bu kadar önemli bir başlığı biz bu Türkiye'nin yoğun gündeminde neden gözden kaçırdık? Yeterince gündemde yer aldı mı bu bahsettiğiniz gelişmeler? Maalesef almadı. Önceki hafta sonuçlandı. Geçen hafta Kadir, üstelik de ne oldu biliyor musunuz Bilge Hanım? Şimdi mahkeme o kadar böyle Aziz Nesin'lik bir hikaye ki o davadan mahkemenin zarar gördü dediği kişi mahkemeye geldi, ben zarar görmedim dedi. Mahkeme dedi ki hayır sen gördün, farkında değilsin dedi. Hani bu kadar hukukun sevgili Murat Emir sopa demiş ama tam bir silah olarak kullanıldığı, yani neresine ateş edeceği belli değil, kalbine mi, beynine mi, ayağına mı, yani böyle bir hale getirildiği hukuk. Yani Adana Ceyhan Belediye Başkanı'nın başına gelenlerin Türkiye kamuoyu baksın, Ekrem İmamoğlu davası oraya gidiyor. Yani İmamoğlu davasını sizler de çok işlediniz ama çok kısa bahsetmek isterim. İstanbul'da mahkeme, yerel mahkeme yasak kararı verirken avukatı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat bir belgeden sunacak. Diyor ki mahkeme başkanı, vaktimiz yok diyor. Ya neye vaktin yok? Bir önce kararı verip istinafa göndermek. İstinafta sallandırmak. Şimdi istinaf kararı verip Yargıtay'a gönderecek, orada sallandıracak. Yargıtay'ın nasıl karar verdiğini Can Atalay'dan biliyoruz. Yani bir dizi karardan biliyoruz buralarda. Yargıtay Anayasa Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunmuş bir yer. Yani o nedenle ben bugün de Cumhuriyet'teki yazımda değinmeye çalıştım. Yani burada elbette Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretmeye çalışıyor. İstanbul'da toplandılar hukukçular, işte İmamoğlu toplantıya katıldı, Özgür Özel Amerika'ya giderken gündem konularından biri buydu. Ama burada sonucu kabullenmeyeceğiz dediler. Sonucu kabullenmeyecek CHP. Ama şunu söylemek zorundayım. Süreci kabullenmiş görünüyor. Ha bunun tabii hukukçular kesin karar verir. Yani ne yapılacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuya çok hakim hukukçuları var. Ama bu süreci kabullenmemek gerekiyor. Böyle bir dava olmaz, reddediyoruz diye başlayıp hani benim gördüğüm, yani çünkü sonuç belli Bilge Hanım. Sonuç belli. Şimdi bir parantez daha açayım. Böyle hani televizyon izleyenlerinin gündemindedir ama bunu yanına koyalım. Murat Köseoğlu. Antalya Kepez Belediye Başkanı seçiliyor ve
biliyorsunuz o Antalya'da teleferik kazasında hiç dahli yok. Yani da, seçileli daha 2 ay olmuş. Bakım makım hep 1 yıllık hikaye ve Murat Köseoğlu'nu tutukladılar. Murat Köseoğlu ne zaman serbest bırakıldı? 11 Haziran'da Erdoğan Özgür Özel görüşmesine 5 dakika kala. Yani bak hani biz bu görüşmenin öncesinde adeta bir jest yapıyoruz der gibi. Bence bu kabul edilmemeliydi. Hani tabii ki özgür kalsın Murat Köseoğlu şu anda da görevinin başında. Ama yani hukukun nasıl bir silah olarak kullanıldığını artık AKP de saklamıyor neredeyse. Yani o nedenle yani önümüzdeki dönemi 1 Ekim'de meclis açılacak. Evet. Ana gündem anayasa olacak benim gördüğüm. Ama bu dava ile ilgili gelişmeleri de AKP kendince şöyle planlıyor. Ankara'da benim aldığım hava bilgenliği. Eğer AKP içinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir ikilik yaratılabilirse, örneğin hani Mansur Yavaş'ın ayrı aday olması, işte İmamoğlu'nun ayrı aday olması gibi bir böyle bir plan var. Böyle bir, daha doğrusu hani Murat Emir diyor ya kafalarındakini biliyoruz diye. O zaman işte Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirmeyin, Mansur Yavaş karşısına aday olur mu diye bakıyorlar. Yani siyasetin bu kadar kural dışı, oyun dışı, kişisel hesaplarla yapıldığı bir sürece girdik. Bu tür dönemlerde Türkiye'nin geçmişinde de olmuştur bilgilerin yani çok kısa hani ne yapmak gerekir ya da nasıl bir siyaset izlemek gerekir diye de doğal olarak akıllardan geçiyordur. Bu gündeme teslim olmamak, biraz önce söylediğim gibi bu sürecin parçası olmayı reddederek, yani bunu örneğin 90'larda 80'lerin sonunda Demirel Özal'a karşı in oradan, yani o kadar in oradan. Yani Çankaya Köşkü'ndeydi ve işte tek adam gibi kullanıyor. İn oradan dedi. Yani böyle bir, yani buna benzer bir şeyle bu süreci reddetmek gerekiyor Bilge Hanım. Ben eğer bu sürecin parçası olunursa CHP yıpranacak. Ben onu hissediyorum. Şimdi sonucu kabullenmeyecek Cumhuriyet Halk Partisi ama süreci kabullendiler diyor Mustafa Balbay. Öyle görüyorum ben. Şimdi bu arada şunu da soralım, sürüncemede bırakılması istinafta çıktı mı çıkmadı mı, hemen her gün yeni bir söylenti. Dün akşam yine kulisleri hareketlendiren bir söylentinin yayıldığını gördük. Şimdi sürüncemede bırakılması kimin işine yarıyor Sayın Balbay? İktidar Partisi'nin mi? Şöyle, bunun hangi karar lehimize olacak diye iktidar bakıyor. Eğer işte CHP içinde İkilik yaratma olasılığı hangisinde yüksek? Resmen oyun bu. Çünkü eğer zamanımız varsa çok kısa, hani Ankara'daki son, yani geçen haftada hani bir yanıyla konuştuğumuz siyasi gelişmelerin devamı olarak Babacan'la Davutoğlu görüşü, Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nin genel başkanları birleşecekler, öyle görünüyor. Saadet Partisi'ni yanlarına almak istiyorlar. İyi Parti yıpratılıyor ve yeniden Refah Partisi'nde AKP 4 yöntemle şu aşamada benim gördüğüm büyük ölçüde oyun dışı bıraktı. Parayı kullanarak, istihbarat gücünü kullanarak, devlet gücünü kullanarak ve din gücünü kullanarak. Hani sizin benim gündemimde olmayan, daha doğrusu kimi oralarda ayrı kabul gören din insanlarını devreye soktular. Yani siyaset böyle oynanıyor. Devreyi soktular. Bunlar neyi getirdi beraberinde? Muhalefeti yalnızlaştırdı. CHP bunu görüyordur diye değerlendiriyorum ben. Sonuçta yeniden Refah Partisi'nin yaptığı muhalefet de AKP'nin çekirdeğine yönelik bir muhalefetti. Yani işte işte dinimizde bu yok dediği an Fatih Erbakan, onun AKP tabanındaki yansıması ayrı olur, bir başkası söylediğinde ayrı olur. Şimdi oralara giden yolları kendilerince bulup değiştirip bir yöntem geliştirdiler. Böyle bir büyük oyunla, böyle bir büyük planlamayla karşı karşıyayız Bilge Hanım. Çünkü Erdoğan 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki süreçte 31 Mart seçimlerine partisini hazırlayamadı. O seçimlere giden süreçteki politikalar tutmadı.
Ve 31 Mart'ta tarihin akışı değişti. Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir fırsat ele geçirdi. Millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin sana bir saha açıyoruz dedi. Yürü dedi. Şimdi işte bu süreci sekteye vurmak AKP'nin bütün amacı. Bunun da birinci yöntemi CHP'yi muhalefet partileri bağlamında yalnızlaştırmak. Şimdi bakıyorum Özgür Özel bir açıklama yaptığında Musavat Devrişoğlu bile yani bir Özgür Özel'e bir şey deme gereği duyuyor ilginç bir şekilde. Hani seçimleri sen niye 2025'in Kasım'ını alıyorsun, biz de varız der gibi. Ya da ne bileyim o da daha erken istiyorum diyebilir ama başka türlü bakıyor demek ki siyasete. Birincisi bu. İkincisi de CHP içindeki bu en azından nasıl diyelim dalgalanmalar, kamuoyundaki algı. Kamuoyunda şu anda algı sokakta bir gelmesi. Mesela ben son 10 günde Kırşehir'deydim, Gemlik'teydim Bursa'da. İstanbul'daydım, insanların içindeydim, sokakta konuştum, ettim. Yani böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi tabanında geleceğe yönelik sürecin tam belli olmamasından kaynaklanan bir kaygı var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Örneğin Kırşehir'de sokağa dolaşıyorsun, Mansur Yavaş'a yönelik değişmez, yani çok net bir pozitif algı var. Genliği dolaşıyorsun, Kadıköy'ü dolaşıyorsun, ya İmamoğlu'yla her şey olur diyorum. Şimdi bu Bilge Hanım deyim yerindeyse siyasi bereket, adayların, güçlü insanların çok olması güzel bir şey. Ama hangisinin öne çıkacağına dair tabanda saflaşma olursa bu kemikleşmeye dönüşür. Ve böylece diyelim ki biri öne çıktığında ötekini kesin aday görenler bu sefer küsme sürecine girer. Biz bunu yaşadık siyasi süreçte. Ben böyle hani gayipten ses vermiyorum, hiç bilinmeyen bir şeyden söz etmiyorum. Bu yüzden tabandaki bu saflaşmanın beraberinde kemikleşmeye ve devamında da kireçlenmeye gidebileceğini de görmek lazım. Belki de yine Cumhuriyet Halk Partisi bunu değerlendirecektir. Süreci çok net görerek biz şu adayla gideceğizi şimdiden görüp onun adım adım aşamalarını örerek belki de bir yöntem. AKP eğer bir saldırıda bulunursa da ona göre hani bu millet affetmez güzel bir söylem. Çünkü millete dayamak gerekir bu süreçleri. Devamında da yine dilerim hani bugün Özgür Özel'in dün söylediği gibi büyük bir tokat yiyebilir seçmenden. Ama bu sonucun AKP de farkında olduğunun ve buna göre planlar yapmaya çalıştığını unutmamak gerekiyor. Şimdi yine, tam buradan ben yine araya girip müsaadenizle izninizle dediniz ya işte AKP'de de hesaplar buna göre yapılıyor. İşte iptal edilen İstanbul seçiminde 13 bin oy fark bir anda 800 bine nasıl çıktı? O demokrasi tokadı sayesinde çıktı. Dün Özgür Özel bunu hatırlattı. Şimdi AKP'de hesaplar nasıl yapılıyor? Bir milletvekili AKP'li önemli isimlerden biri Mehmet Metiner'in paylaşımını o zaman tam bu söylediklerinizin ardından yönetmenim ekranlara getirsin. Şöyle söylüyor Metiner, yargı marifetiyle siyasetin dizaynı ne kadar yanlışsa siyasetçinin önünün kesilmeye çalışılması da kabul edilebilir değildir. Geçmişte reise yapılanın aynısı bugün bir başkasına yapıldığında karşı çıkmamak gibi bir ilkesizliğin savunucuları olamayız. Olanlar kaybederler bu böyle biline paylaşımını yaptı. Mehmet Metiner AKP'nin içinden yükselen bir ses. Yani baktığımızda AKP'nin içinde de herkesin aynı şeyi düşündüğünü söylemek mümkün değil değil mi Sayın Babay? Tabii yani şu AKP'de de biliyorsunuz bunu anayasa değişikliğinde de gördük. Hani zaman zaman Şamil Tayyar'ın paylaşımlarında da yine farklı bir bakışın olduğunu, Bülent Arınç'ın paylaşımlarında Narin olayında olduğu gibi pis kokular geliyor, 22 yıldır biz iktidardayız ne oluyor gibi bir söylem geliştirdiğini görüyoruz. Tabii orada da bu tür işte Yiğit Bulut'la yine aynı şekilde Mehmet Uçum arasında farklı süreçler olduğunu görüyoruz sevgili Yurtta Gülen. Ama burada AKP'nin
devlet gücünü de kullandığını ve yargı gücünü her türlü hiçbir ahlaki sınır tanımadan kullandığını da unutmamak lazım. Yine burada AKP'nin elinde kalan tek silahın Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplum katında iktidar olamayacağı duygusunu yerleştirmek olduğunu gösteren bir unsurda sizin söylediğiniz parçalı durumu yanında AKP seçmeninin de %70'i Mehmet Şimşek'in ekonomiyi düzeltemeyeceğine inanıyor. Şimdi buraya baktığınızda böyle olunca siz iktidar sürecinde olsanız, daha doğrusu iktidarda olsanız neyi planlarsınız? Yapabileceğiniz başlıca iş ekonominin konuşulmamasını sağlamak olur. Yine bunun da yine bu süreçte gündemi işte bir şekilde yön verme, gündemi şekillendirme, gündemi belirleme gücünün de bu bakımdan önemli olduğunu ayrıca vurgulamak isterim Bilge Hanım. Yani aslında işte orta vadeli plan lime lime her tarafından dökülüyor. Mehmet Şimşek'in daha önce yaptığı, ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirinin tutmadığı, bakıyorum ben örneğin hani bu konuda sağduyusuna güvendiğim, bilgi birikimine de güvendiğim Mahfi Eğilmez'in yazılarına bakıyorum. O da çok somut, geçmişten örnekler veriyor. Burada AKP, ona da ez cümle değinelim. Şimdi eğer ya ne yaptığını bilmiyor ya da ne yaptığını çok iyi biliyor ekonomide. Ne yaptığını bilmiyor dedim. Yani para, sıcak para bulamıyorlar. İşte abi yurt dışına gidiyorlar, nereye gitseler duvar. En son işte şeyde Arap Körfez'den de çok istedikleri gibi bir parayla dönemedikleri anlaşılıyor. Türk Hava Yolları'nı kime kul edeceklerini bilemiyorlar. Türkiye'nin en önemli markalarının bir yanı bu. Ama öteki yanı da çok ustaca fakirden alıp zengine vermek üzere bir düzeni adım adım götürüyorlar Bilge Hanım. Yani o yüzden bu ortam artık millete, yani milletle beraber meclisi terk etmek demiyorum. Ama millete gitmek için her şey, bütün zemin hazır. Aslında AKP'ye oy verenler de dahil buna. Onlardaki kuşku da gelince ne yaparlar? Bu da sokakta konuşuluyor. Bunu da vurgulamak isterim. Dün böyle yine İlhan Kesici'nin işte biraz ekonomiyle ilgili yorumları vardı. O kurumlara yönelik saldırılara değiniyordu. Genel hani birkaç dokunuşla ekonominin düzelebileceğini söylüyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunların kurumsal kimliğiyle, yani nerelere dokunacağını topluma ikna ederek söylese bence hakikaten bu kar topu gibi yuvarlanacak. Ben sokaktaki bu arayışı görüyorum Bilge Hanım. Şimdi siz biraz önce söylediniz, ekonomide büyük bir çalkantı yaşıyoruz. 30 milyon kişi açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Şimdi şöyle baktığımızda tarihe, siz de biraz önce hatırlattınız, Ekim ayına doğru yaklaşıyoruz. Meclis açılacak. Açılacak açılmasın ama bin bir sorunla açılacak. Şimdi bu sorunlar yaşanırken anladığımız kadarıyla iktidar bize bir anayasa konusu verecek önümüze. Onu konuşmamızı, tartışmamızı isteyecek. Bu noktada tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acaba itibarı zedelenmeye devam edilecek mi? Bir yandan anayasaya uyulmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Mustafa Balbay diyor ki millete gitmekte bir alternatif olarak karşımıza çıkabilir. Doğru mudur bu şartlar altında? Doğru mu anladık? Peki öyle. Şöyle, evet. Sine millet biliyorsunuz bir kavramdır. Evet. Hani meclisi terk edin, millete gidin. Ben meclisi terk etmeyin diyorum. Meclisi terk etmeyin, millete gidin. Çünkü meclisi terk ederseniz önemli bir yeri kaybetmiş olursunuz. Geçmişte Sine millet denemeleri başarılı olmamıştır. Ama şu aşamadan tam da hani milletle böyle hani 1 Ekim'de meclis açılıyorsa belki o açılışı o gün mecliste olur ama 2 Ekim'de çok önemli bir yerde olunabilir. Yani milletin içinde, yani onun şu anda içinden geçtiğimiz süreci en iyi yaşayan alanlardan birinde olunabilir. En sıcak yerlerden biri bence eğitim. Eğitimde öyle bir çuvalladılar ki Bilge Hanım. Yani bu Milli Eğitim Bakanı hakikaten geçmişte hani ben bu bakanlığı okullar olmasa çok iyi yönetirim diyen Osmanlı Nazırı'nın aratmayacak bir tavır içinde Yusuf Tekin. Ben son dönemdeki bütün
açıklamalarını takip ediyorum. Canlı yayınlarını izlemeye çalışıyorum. İnanın %90'ı açıklamalarının eğitimin içeriği dışındaki şeyler. Yok okulların durumu, yok atamaları nasıl yapacaklar, yok öğretmen pozisyonları, 5 çeşit öğretmen var, yok onlar nasıl olacak ve söyledikleri arasında da tutarlılık yok. Yani bir ülkede zaten eğitimi bitirdiniz mi, her şeyi bitirdiniz demektir Bilge Hanım. O yüzden şu anda Ankara'da okulun başına bir şey gelir diye korkuyorum. O yüzden okulun adını veremiyorum. Okulda güvenlik sorunu var. Güvenlik kim sağlıyor biliyor musunuz? Nöbetleşen lise son sınıf öğrencileri. İkişer kişi dışarıda nöbet tutuyorlar. Yani artık okullarımızda, yani Türkiye'de klasik bir can ve mal güvenliği vardı Bilge Hanım. Can ve mal güvenliği. Şimdi bunun yanına hukuk güvenliği eklendi. Hukuk güvenliği. Sınav güvenliği eklendi. Düşünebiliyor musunuz? Okul güvenliği eklendi. Okul güvenliği. İşte polisimizin şehit edilişi ortada. Yani normal liseyi yani biraz uzatmalı bir şekilde lisede, hani mümkünse üniversitede olması gereken genç 26 suç işlemiş, şu anda cezaevinde sokakta, bunlardan ne kadar çok olduğu konuşuluyor. Yani böyle bir yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek tek bakanlıklarla ilgili gelişmeleri alıp gölge bakanı arkadaşlarımız evet çaba içindeler, onları da hani izliyorum ben de, ama bunu bizim görmemiz yetmez. Toplumun beyni gözündedir. Görecek yani. Onu hissedecek yani, görecek. Yani o gözüne görebileceği bir noktada olmak gerekir. Hani var ya şairin, sen bana bakma ben senin baktığın yerde olurum. Yani halkın bize halkın baktığı yerde olmak gerekiyor. Yani o nedenle ben şu dönem için hani birinciliği milli eğitime veriyorum orada. Tabii. Yaşananlara. Tabii temizliği son, konuşuyoruz. Güvenliği gündeme getirdiniz. Bu tartışmalar evet, arasında eğitimin içeriğini, yani o dinselleştirilen müfredatı da gözden kaçırıyoruz bir yandan. Kesinlikle. Yani o da işin bir başka boyutu. Yani şimdi bu iktidar Bilge'nin çocukların midesine ne girecek değil, çocukların beynine ne sokacağım diye düşünüyorum. Çocuklar nasıl bir ortamda okuyacak diye değil, çocuklar yani nasıl arka bahçem olur diye bakıyor. Bunlar bahçeye bakmaktan okulu da görmüyorlar artık. Şimdi siz de biraz önce hatırlattınız, ben arkadaşlarımdan da rica edeyim o zaman tam bu noktada. Siyasal iktisatçı İnan Mutlu'nun dün hazırladığı bir çalışma vardı arkadaşlar. O videoyu da eğer hazırlarsanız, Sayın Balbay'ı da az önce bahsetmişken dedik ya, suç oranları öylesine artıyor ki Türkiye artık Avrupa'da bir lider haline geldi. 26 suçtan suç kaydı bulunan bir kişinin cezaevine bile girmediği ortaya çıktı. Üstelik adli kontrol tedbirlerinin uygulanmadığı ortaya çıktı. İmza atmaya gitmediği ortaya çıktı. Ama sokak röportajı veren cezaevine konuluyor. Tweet atan cezaevine konuluyor. Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman cezaevinde, gezi tutukluları cezaevinde tutuluyor. İşte böylesi bir tablo. Şimdi o zaman tam bu noktada bunu da getirelim. İnan Mutlu yine bir çalışma yapıyor. Son zamanlarda yine paylaşıyoruz sıklıkla bu tür paylaşımlarını. Bu bize ne anlatıyor Sayın Balbay? Türkiye cezaevinde yatan kişi sayısında Avrupa lideri. Bakın yıldan yıla o göreceğiz. 2009 yılında örneğin Türkiye'de her 100 bin kişiden 162'si cezaevindeyken, 2022 sonu itibarıyla 100 kişiden her 100 bin kişiden 403'ü cezaevinde. Cezaevinde olması gerekenler nerede? Görüyoruz ki onlar da aramızda. İşte gördüğünüz gibi bakın yıldan yıla 2012-2013 boyu ilerliyor ve araya işte Türkiye'nin girdiğini görüyoruz ve sonra Türkiye'nin hızlı bir yükselişte 2016 yılından itibaren zirveye doğru çıktığını ve işte zirveye yerleştiğini görüyoruz. Avrupa lideriyiz, yeni bir liderliğimiz daha var. Ne konuda? Cezaevinde yatan kişi sayısı konumunda. Ama orada asıl olması gerekenlerin de aramızda olduğunu görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız Sayın Balbay? Şimdi tabii Türkiye'de tweet atmak suç, kurşun atmak serbest. Böyle bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Şimdi aslında cezaevleri de
bambaşka bir durum. Aslında cezaevinin amacı biliyorsunuz yani işte toplumu kazandırmak. Islah sözcüğü belki hani çok da bugün kullanılması çok uygun olmayabilecek bir sözcük ama ıslah etmek, eğitmek, toplumu kazandırmak. Aslında oralarda da ayrıca sorun var Bilge Hanım. Cezaevinden girdikten sonra aynı suçu işlemeye devam ediyorsa yani bu konuda da istatistikler var dünyada. Türkiye'de özellikle hırsızlık suçlarında cezaevine giren bir kişi daha önce mutlaka yine hırsızlık yapmış oluyor. Girmiş, cezasını çekmiş, çıkıyor, yeniden aynı şeyi yapıyor. O zaman bir, sen hiçbir şey katamadın ona. İki, artık yani cezaevinde bunun, cezaevinde Bilgen, ben birebir gördüm bunu. Silivri cezaevinde, benim bulunduğum cezaevinde uyuşturucu baronları da kalıyordu. Ağır suçlardan kalanlar da kalıyordu. İçeride o işi en iyi yapan kişi onları öğretiyor. Yani böyle bir maalesef yani içeri attığınız kişiyi de yine o suçluların arasına teslim etmiş oluyorsunuz. Çok kısa Fransız infaz sisteminden söz etmek istiyorum. Çok kısa ama yani zamanınızı zorlamak istemiyorum. Fransa'da diyelim bir kişi hırsızlıktan 5 yıl hapse mahkum oldu. Her yıl onu bir cezaevi gözleme kurulu var. Psikolog, sosyolog yani böyle bir ekip. O kişi 5. yıl doldu. O kişiyi gözlemliyorlar ve o kişiyi test ediyorlar. O heyet diyor ki cezasını çekmiş. Ama bu kişiyi toplumun içine atamazsın diyor. Katamazsın diyor. Kalacak diyor. Ve bir yıl daha kalıyor. Ya da tersi oluyor. 3. yıl daha 5 yıl yapması lazım. 3. yılda cezaevi diyor ki o heyet. Ya bu kişi diyor toplumun içine girebilir artık serbest bırakın diyor. Tabii bunu Türkiye'de uygulasanız kesin kötüye yorumlanır. En suçlu olanı serbest bırakırlar. Onda güvenim yok. Ama maalesef o sistemimiz de laçka olmuş durumda. Yani okulda olması gerekenler biliyorsunuz sayıları yüz binleri buluyordu. Kayıp gençler var. Okulda olması gerektiği halde tabii, okulda da değil, ev işte gençleri de değil. Kayıp nesil var. Yani şimdi bir Milli Eğitim Bakanı'nın ana işi Allah aşkına Bilge Hanım bunlar olmayacak da ne olacak? Bir hükümetin ana işlerinden biri bunlar olmayacak da ne olacak? İşte sonuçta çareyi çocuk yaşta işe vermekte. Onlar da ne yazık ki daha zaten çırak ve işte çocuk işçi kıyımları da iş yerinde devam ediyor maalesef. Devam ediyor. Yani her alanda bir çürümeyi, her alanda bir dibe vurmuşluğu görüyoruz. İşte buradan çıkış artık yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir sorumluluk verdi bu toplum. Hani neredeyse hani geçenlerde bir böyle kamuoyunda çok yakından bildiği, çok saygın bir insan kendisinden izin almadığım için adını veremeyeceğim ama dedi ki galiba dedi CHP'yi zorla iktidara getireceğiz dedi. Yani CHP kardeşlerimiz alınmasınlar, şu anda görevli olan arkadaşlar, sorumluluklarda olanlar. Ama toplum artık CHP'den muhalefet istemiyor. Evet ya bunlara teslim edelim diyeceği bir ortam istiyor. Ve bu şu ortamda bunların işte baştan beri yarım saattir konuştuğumuz her alanda yani hukukta, ekonomide, eğitimde, adalette, sokak güvenliğinde, adalette her alanda bunu yaşamaktayız. Ve dikkat ediyor musunuz? Bir ufuk yok artık. Mesela hani diyorlardı ya işte AB'yi tam yapacağız Türkiye'yi. Yok işte bir ufuk veremiyorlar Türkiye'ye. Erdoğan doğuya gidiyor. Şangay'ın çok arzu ediyoruz. Amerika'ya gidiyor. NATO'nun en sadık üyesiyiz. Tam bir şey hani çarkı feleğe döndü. Yani tahterevalliye döndü bu. Şimdi dış politikamız da öyle. BRICS'e üye olmaya çalışıyoruz. Bir yandan S-400'ler kalsın istiyoruz. Bir yandan F-35 programına alınmak istiyoruz. Sayın Bağbay buna ekleyeceğiniz geçen bir... Geçen Perşembe Bakan işte Dışişleri Bakanı'nın canlı yayında Esad'la görüşmeye hazırız dediği gün BRICS'e başvurduk mu sorusuna cevap veremedi bakan. Dedi ki AB'yi alsalardı bu tür kapılar çalınır mıydı? Arkadaş çaldın mı? Çaldın mı çalmadın mı? Düşünebiliyor musunuz ya Bilge Hanım? Bir dünyada yani dünya nüfusunun yarıdan fazlasını hitap eden bir yer biri. Bir iş biliyorsunuz yani Brezilya, C China, R Rusya, S South Africa, Güney Afrika Cumhuriyeti, İ India, Hindistan. Yani bu ülkelerin toplamının 5 ülkenin
ortak olduğu şey, bunların nüfusuna baktığınızda dünya nüfusunun 3/2. Ama buraya başvurduk mu başvurmadık mı belli değil. Madem biz dünya... Avrupa Birliği'ni almadınız, biz de o zaman BRICS'e başvuruyoruz gibi bir dış politikada böyle bir genç ergen tavrı da var sanki son zamanlarda. Bu genç ergen değil, biz Avrupa Birliği'ne tam bir adaylığından malulen emekliye ayrıldık. Pekala. Sayın Balbay, son birkaç dakikamız, hızla ben bir kez daha Ankara'nın siyasetine döneceğim. Siz de biraz önce ifade ettiniz. Şimdi siyasetin denklemi nasıl şekillenecek dedik. İmamoğlu davasını konuştuk. Bir yandan da Deva ile girecek, birleşecek mi? Liderler düzeyine taşındı. Bir yandan da tabii Saadet buna ortak olacak mı demiştik. Onu biraz açmanızı rica edeceğim. Böylesi bir oluşum Ekim ayından sonra karşımıza çıkacak mı Ankara'da? Şimdi Bilge Hanım, ben Ankara gelişmelerini izlemeye çalışan bir gazeteci olarak, bir yazar olarak CHP dışındaki muhalefetin de güçlü olmasının bu ülkenin yararına görüyorum. Aynı düşünmesek de. Belli siyasette boşluklar kaldırmaz. Mutlaka doldurur ve iktidar da onu bir şekilde dolduruyor. Şimdi Deva tek başına büyüyemedi. Gelecek Partisi büyüyemedi. Saadet büyüyemedi. Yeniden Refah biraz büyüdü, çektiler aşağıya. Şimdi bu partiler çareyi birleşmekte arıyorlar. Benim gördüğüm siyasette zoraki birleşmeler tabanda da birleşmeyi getirmiyor. Ne olursa olsun taban da çok affedersiniz koyun değil. Ya tepedekiler birleşti biz de birleşelim, öyle olmuyor. Gönül birlikteliği gerekiyor öncelikle. Gönüllerde köprü kurmak gerekiyor ki partiler arası köprüler kurulsun. Orada çabaları devam ediyor. Ben bu partilerin topluma böyle evet yeni bir seçenek doğdu diyeceği bir söylem geliştirmeden sadece tabelaları birleştirerek büyüyebileceklerini düşünmüyorum. Şu anda bunun arayışındalar. Ha ne işe yarar? Grup kurarlar. Yani grup kurduğunuzda o önemli bir avantajdır mecliste. Grubunuzun olması, konuşma hakkınız bakımından, meclisteki genel, meclisin fiziki ve genel ortamını değerlendirmeniz açısından önemlidir. O arayışlar içinde olduklarını görüyorum. Tabii burada aslında fiilen şimdi Merdan Yanardağ'la Emre Hoca'nın sahasına giriyorum ama ideolojik taban da bitti AKP'de. Orada da sunabildikleri, verebilecekleri, söyleyebilecekleri bir şey kalmadı. Hiçbir şey, yani şu anda kendi içlerinde böyle bir hani zaman zaman bize de bizim kulağımıza gelen hani bir siyasal değerlendirmeler yapıp Türkiye'yi nasıl bir yön biçmek konusunda bir arayış içinde oluyorlar. Ama onu da tam oturtamıyorlar. Özeti Bilge Hanım, devleti ele geçirdiler ama milleti ele geçiremediler. Ve orada da millete kabul ettirebilecekleri bir yapı da kuramadılar şu anda. Şu anda genel hani saray yapısı da buna, yani kaldırdıkları parlamenter sistemin yerine getirdikleri yapı da tam oturmadı. O nedenle ben bunları da tartışacağımız bir sürece girdik diye düşünüyorum. CHP belki hani geçmişte hani parlamenter sistem dedi, şimdi söz etmiyorum. Bunu geriye dönüş olarak sunmamak lazım topluma. İleriye gitmek için şu şart demek lazım. Yani siyasetin tekerleği geriye gitmez yani. Yani geriye gittiğimizde hiçbir zaman yani bir öncekiyle özdeş bir gelişme olmamıştır zaten. Burada öteki partilerin, küçük partilerin ne yazık ki bir üst lige çıkma çabası ben sonuç vermiş görünmüyor. Çareyi birleşmede bulmaları da bence çare değil. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız için Sayın Balbay. Teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Bakalım Ankara siyaset